Esnafın derdi böyle. Bir taraftan hepimizin, milyonlarca insanın, çalışanın, emeklinin, memurun alım gücü enflasyon altında ezilmeye devam ediyor. Bize bir yıllık bir maaş artışından söz ediyorlar. Bu yeterli olabilir mi? SGK uzmanı Özgür Erdursun'la konuşacağız. Çünkü Türkiye'de şu an herkesin tek bir sorusu var. Asgari ücret ne kadar olacak? Zamlar ne olacak? Bunu soruyorlar. Özgür Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Şule Hanım, çok teşekkür ediyorum. 6 ayda değil yani zamlar gün gün gelirken, hepimizin maaşı erimeye devam ederken bir defa yapılacak bir zam yeterli olabilir mi? Şule Hanım, şu anda yaşamış olduğumuz ekonomik krizde, daha doğrusu ekonomik buhranda her şeyin fiyatı artmaya devam ediyor. Enflasyondan dolayı olarak enflasyon düşmezse şayet fiyatların artış hızı da düşmezse biz ücretleri ne kadar arttırırsak arttıralım bunun çok da anlamı olmayacak. Ama bu şu anlama gelmesin, ücretlere artış yapılması anlamına gelmesin. Ücretlere artış yapılmazsa şayet bu bir ücret krizidir. Sabit ücretle çalışanların krizidir. Bu kriz biraz daha derinleşir. Herkes zaten şu anda krizi derinlemesine hissediyor ama daha da fazla hissedebiliriz biz bu krizi. Çünkü enflasyon karşısında TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre %40'larda 6 aylık bir enflasyon açıklanacak. Yani 100 liranın değeri 60 liraya düşmüş, 40 lirası buharlaşmış, yok olmuş. Şu anda yapılacak olan bir zam değildir, enflasyon farkıdır. Anayasal bir haktır. Emeklilere, SSK Bağkur emekli sandığı ve devlet memurlarına TÜİK'in açıkladığı oranlarda bir enflasyon farkı verilecek. Peki 16 milyon çalışanın durumu ne olacak? 16 milyon çalışan bugün yaşamış olduğumuz ekonomik krizden etkilenmiyor mu? Çarşıya, pazara gittiğinde, markete girdiğinde fiyatlar artarken bu kişilere, siz özel sektörde çalışansınız, bu nedenle de fiyat artışlarından etkilenmiyorsunuz diyorlar mı? Hayır. Öyleyse özel sektör çalışanlarına da muhakkak enflasyon oranında en azından paralarının alım gücünün bir miktarını koruyacak bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Şimdi asgari ücret konusunda hükümet yetkilileri Özgür ne kadar Bey, somut olarak sorayım mı herkesin, çünkü aklındaki soru da o. Söylediğiniz şey eğer hani yani ücretli çalışan herkesi ilgilendiriyor ve bu olmazsa eğer toplamda herkesin bir asgari ücretli hale gelmesine dönüşecek. Peki asgari ücret ne olacak? Eğer Temmuz'da olası bir zam çıkarsa o zamla ilgili hangi formüller var ve siz gerçekleşmesi mümkün olan, Ankara'da da konuşuyorsunuz biliyorum, formülü ne olarak görüyorsunuz? Şule Hanım, onu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda ülkemizde enflasyon %40, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre 6 aylık enflasyon %40 olarak açıklanacak. Bir zam değil, en azından enflasyon oranında nasıl ki memurlara, emeklilere bir düzenleme yapılıyorsa devlet memurları gibi SSK'lı çalışanlar da enflasyondan etkilendikleri için %40 civarında bir enflasyon farkının verilmesi gerekiyor. Ancak enflasyon farkını memurlara, emeklilere devlet verir hazineden ama özel sektör çalışanlarına tamamen yükü işverenlere ve esnafa yüklersek bu çok mümkün olmaz. Bu nedenle de şu anda görüşülen, geçenlerde Türk İş Başkanı da Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yaptı. Burada bir formül üzerinde duruluyor. Devlet destekli sigorta ve vergiden bir kısım muafiyetli ücret artışı. Bununla beraber %40 enflasyon farkı verilirse en düşük ücret 6 bin liraya çıkartılır. Ama hiçbir destek verilmeden sadece işverenlere 6 bin liraya çıkartın denilirse işverenlerin maliyeti 2500 lira daha maliyeti artar. Maliyetin artışı aynı zamanda işsizlik olarak bize geride dönebilir. Sadece asgari ücretliler için söylemiyorum. Tüm çalışanlara aynı şekilde bir yasal düzenlemenin olması gerekiyor. Bugün yanınızda çalışan personelinize 1000 liralık bir iyileştirme yapmayı düşünün. Hükümet desin ki ben asgari ücrete zam yapmıyorum ama siz 1000 lira iyileştirme yaparsanız devlet bunun üzerinden 400 lira da kendisi sigorta primi ve vergi istiyor. Bu nedenle devlet elini taşın altına koymalı. Artışlarda sigorta ve vergi primi muafiyetli, biraz da devlet destekli. Nasıl ki kur korumalı mevduatla parası olan kişilerin parası değer kaybetmesin diye hepimizin vergileriyle hazinede toplanan parayla bu kişilerin paralarını finanse ediyorsak
bu ülkenin çalışanları kendi ödedikleri vergiyle en azından bu enflasyon karşısında bir miktar hazineden 500 lira olabilir bir destek alabilmeli. İşsizlik sigortası diye bir fon var. İşçinin her ay bu fona düzenli ödeme yaptığı bir fon var. Bu fonda bu kriz dönemleri için, bu ekonomik buhran dönemleri içindir. Bu dönemden de buradan da bir 250 lira hükümet destek verebilir. Toplamda 750 lira destek artı %40 zam yapılabilir. Buradan da vergi ve sigorta primi muafiyetli olması gerekiyor. Yani 1000 lira esnafa denilebilir ki 1000 lira siz zam yapın. 750 lirasını biz karşılayalım. 250 lirasını işsizlik sigortası fondan, 500 lirasını hazineden karşılayalım. 1750 liralık çalışanlara bir destek verelim. 1000 liranın da sigorta primi ve vergiden muafiyetli şeklinde açıklanması gerekiyor. Böyle bir düzenleme ile en düşük ücreti toplamda 1700 lira civarında 1750 lira zam yaparak 6000 liraya çıkartabiliriz. Ama sadece asgari ücreti konuşursak 8 milyon 800 bin kişi asgari ücretin üzerinde aylık alıyor. Ama asgari ücretin üzerinde derken de 100 lira, 500 lira, 1000 lira fazla. Türkiye'de yaklaşık olarak şu anda 7,5 milyon asgari ücretli var. Asgari ücretlerin üzerinde çalışanlarla da asgari ücretler birbirine çok yaklaştı. Asgari ücrete %40 enflasyon farkı verilip de diğer çalışanlara da Şule Hanım bu verilmezse sizin dediğiniz gibi olur. Türkiye'de şu anda çalışanların %45'i asgari ücretle çalışıyor. Bu sefer de çalışanların %60'ı, %65'i asgari ücretle çalışır pozisyonda kalır. Ücretler şu anda alım gücü açısından çok düşük. Maliyeti devlet üzerinden çok fazla vergi ve sigorta primi istiyor. Maliyeti çok yüksek. Bu bir ücret krizidir. Bu krizin ismini şu ana kadar hiç kimse koyamadı. Sabit ücretle çalışıp ücretini arttıramayan memurların, emeklilerin, asgari ücretlilerin, diğer ücretlilerin yaşamış olduğu bir krizdir. Bu krizde de 1 Temmuz'da muhakkak asgari ücrete bir iyileştirme yapılmalı. Aynı zamanda da birinci hedefte enflasyonla mücadele etmek olmalı. Çünkü bu olmazsa Temmuz ayında biz bir iyileştirme yaparsak enflasyon ve fiyat artışları böyle devam ederse Şule Hanım Ağustos'ta Eylül'de o paranın tekrar bir değeri kalmayacak. 4.253 liranın 1 Ocak'taki 4.253 liranın şu anki değeri 2.553 lira. TÜİK oranlarına göre 5.000 lirayla çalışan birisinin şu anda cebine giren paranın değeri 3.000 lira. 6.000 lirayla çalışan birisinin cebine giren paranın değeri 3.600 lira. Paranın adı var, rakam olarak elinize geçen bir para var ama bu paranın alım gücü yok. İşte her geçen gün fiyat artışları herkesin belini bükmeye devam Evet. ediyor. Artık ev almak, araba almak, çalışanlar bunlardan zaten çok uzaklaştı. Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Özgür Bey, bölmek istememiştim bütünlükte anlattığınız için. Fakat şunu soracağım. Dediniz ki işsizlik fonundan karşılanabilir. Anlamak için soruyorum. O işsizlik fonu da yine Türkiye'deki çalışanlardan yapılan bir havuz değil mi? Evet, O zaman o çalışanlardan da şu yana. yine anlamak için makyajda bir destek olmuyor mu? Yani buradan çıkan bir cebimizden çıkan diğer cebimize girmiş olmuyor mu? Eğer oradan bir destek sağlanırsa? Şule Hanım, orada şu anda biriken paradan çalışanlar, işçiler bir birim faydalanıyorsa işverenler iki birim faydalanıyor. En azından işçinin fonu adı üzerinde işsizlik sigortası fonu, o fon bari şu dönemde işçinin yararına bir fon olsun. Anladım. Çünkü ne şekilde olursa olsun ücretlerin arttırılması gerekiyor. O fondan da işveren yerine ya da işverenle beraber çalışanlara da bir miktar destek verilsin. Peki. Özgür Erdursun, çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. Çok sağ olun bir pazar Ben gününde. de çok Babalar teşekkür gününüzü de ediyorum. kutluyorum. Sağ olun. Sağ olun, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi birazdan önemli bir konu için de bir konuğum olacak. İnsanlar benzin alamıyorlar, yani akaryakıt alamıyorlar gelen zamlarla. Memleketine gidemiyorlar, öğrenciler memleketlerine gidemiyor, çiftçi ekemiyor. Tüm bölümlerde konuştuk bunları. Peki bizim alamadığımız 30 liraya dayanmış, bizim alamadıklarımız birilerine indirimli olarak mı veriliyor? Mesela Cengiz İnşaat'a konuşacağız. Bir nefes almış da olalım. Babalar günü dedik. Nasıl geçti gün babalar için? Mikrofon uzattık çocuklarına ve babalarına. İzleyelim.
Kutladı. Hem de çok manevi bir şekilde bir resim yapmış. Öyle bir beklenti içindesi değildim. Onların sağlığı, sıhhati yerinde olduğu zaman bana en büyük hediyedir yani. Gülümsemesinin sebebi oğlunun çizdiği bir resim. Çünkü oğlu onu babalar günü için çizdi. Şimdilik yok. Birazdan olur belki. Bekliyor musunuz? Yani. Çocuklarınızla da çıkmışsınız. Evet. Bugün izin indik, şöyle bir dolaşalım dedik. Hediyesini daha almamıştı ama heyecanlıydı. Onların varlığı zaten bir hediye. Şüpheliyim, aldıklarına dair bir şey var. Belli ediyorlar ama aldımlar bilmiyorum yani. Babalar günü her yıl Haziran ayının 3. haftasındaki pazar günü kutlanıyor. Binlerce baba da bu özel günü